Sports TV'ye hoş geldiniz. Stüdyo Handball'un ikinci bölümüyle sizlerleyiz. Bugün yine önemli konuklarımız var. Türkiye Handball Federasyonu Kadın Kurulu Başkanı Güneş Viter. Türkiye Handball Federasyonu İş Geliştirme ve Pazarlama Müdürü Burak Tezcan bizlerle olacak. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bugün yine çok konumuz var tabii konuşacağımız ama en önemlisi Cuma günü bir Süper Kupa oynandı kadınlarda. Kastamonu Belediyesi Konyaaltı Belediyesi'ni 36-31 mağlup ederek kupaya uzandı. Neler söylemek istersiniz? Öncelikle çok iyi bir maçtı. Bu vesileyle yeni sezon hayırlı olsun diyorum. İlk maç oynandı. Beklendiği gibi son derece çekişmeli geçti ama Konyaaltı Belediyesi biraz kadrosunun ilk 7 dışında fazla derin olmaması sebebiyle ikinci devre Kastamonu'ya verdi ipleri. Kastamonu da kazandı diyeceğim. İki farklı devre izledik sanki biz. İlk devre çok kafa kafaya baş başa bir mücadele vardı. Çok hızlı oynanan bir handball vardı. İlk devrede biraz Kastamonu savunmada bazı aksamalar yaşadı. İşte çizgiden goller buldu Konyaaltı Belediyesi. Yasemin çok erken çözdü oyunu. Biraz onun avantajını kullandılar ama ikinci devre Serpil'in biraz oyun ağırlığını koymasıyla biraz daha yerleşik hücuma geçerek ve savunmanın da o zaaflarını biraz daha azaltarak ikinci devre Kastamonu kazanmayı bildi. Güzel bir maçtı. Maçın genelinde ben hakemler için de bir şey söylemek istiyorum. Ben böyle sporcuyken de izlerken de hakemin çok görünür olmadığı maçları çok seviyorum. Hakemler de çok güzel bir yönetim sergilediler. Onları da tebrik ediyorum gerçekten Pınar Davetoğlu. Tabii bu Kastamonu Belediyesi'nin 4. Süper Kupa zaferiydi. Evet. Onlar da önemli bir başarı imza attılar. Sezonu da kupayla açtılar. Genel olarak yeni sezonu nasıl değerlendirirsiniz? Süper Kupa'dan yola çıkarak tabii erkekler Süper Kupa'da da var. Şimdi tabii Cuma günü oynanacak erkek maçları ama kadın maçını gördüğümüz kadarıyla güzel bir açılış oldu. Böyle çekişmeli müsabakalar olacağını bekliyorum ben lig boyunca. Kastamonu özelinde şimdi Kastamonu Şampiyonlar Ligi'nde de oynayacağı için tabii derin bir kadroya ihtiyacı var. Derin bir kadrosu var ama belki bu bile yetersiz olacak onlar için. Çünkü aynı zamanda lig maçları da oynayacaklar. Şampiyonlar Ligi'nde zor rakipleri var. İlk 6'ya kalmaları gerekiyor. Bunu hedefliyorlar. Önlerindeki ilk maç çok önemli bir maç. Aslında alabilecekleri bir maç. Aslında güç olarak birbirine yakın takımlar bence. Montenegro takımı daha önce Türkiye'de oynamış sporcusu da var. Kastamonu'nun orta oyun kurucusu şu an orada oynuyor. Eski oyuncusu. Bilmiyorum, Kastamonu yeni bir takım, farklı bir handball oynamaya çalışıyor gördüğümüz kadarıyla. Biraz zamana ihtiyaçları var gibi. Bu maç belki bir iki maç sonra olsaydı daha farklı mı olurdu bilmiyorum ama Burak abi sen ne diyorsun? Antrenör kendi oyununu benimsetmeye uğraşıyor. Mutlaka zaman alacak. Ne kadar çabuk onun oyununa adapte olabilirse takım o kadar çabuk başarıyı elde edebilir. Ama bunun da birkaç haftayı bulmasını bekliyorum. Çünkü sezonu açalı daha 5 hafta 6 hafta oldu. İlk defa ciddi bir maç yaptılar. Buducnost maçı gerçekten zor. Çünkü orada dengeli bir takım karşımızdaki takım ve birbirini iyi tanıyor. Bizim takımın birbirini daha tam tanımadığı Süper Kupa maçında da belli oldu. Özellikle savunmada hiç tanımıyorlar. Tabii burada birkaç sakat oyuncu vardı. Evet. Merve kaleci sakattı. Nurşah sakattı. Mayda Mehmedoviç oynamadı. Onlar da katılınca takımın uyumu da sağlanınca bence iyi oynayabilirler. Tabii şimdi 9 Eylül Cuma günü erkeklerde Süper Kupa finali oynanacak. Onun hakkında neler söylersiniz? Beşiktaş Yurtbay Senemik ve Beykoz Belediye arasında oynanacak maç. Beykoz Belediye geçen seneki kadrosundan bayağı oyuncu kaybetti. Önemli oyuncuları kaybetti ama onun yerine son yılın gol kralını kadrolarına kattılar. Beşiktaş Yurtbay Senemik oturmuş bir kadro ama o da daha yeni alışıyor birbirine. Çok ortada bir maç. Bilmiyorum kim kazanır. Dilerseniz biz Süper Kupa Kadınlar Süper Kupa finalinin bir özetini izleyelim şimdi. Sonra konuşmaya devam edelim.
Geleceğinin sinyalleri. Azenade'nin pası. Da Silva Vera, Azenade şut ve pası Kastamonu'da. Monika'nın pası. Yasemin sol kanatta oynuyor. Monika ortada. Şimdi sağa doğru pas. Şut ve gol. Bilge'nin golü. Verdi Azenade. Monika Şebba sol kanat hücumu. Kübra bıraktı topu. Da Silva ve gol oldu. Da Silva Vera. Dikkatli kalede. İşaret gelecek. Bilge Öztürk. Yaren dikkatli. Bilge ve gol oldu. Üçüncü. Zenade çok iyi pas arası yapıyor. Topu kapıyor sevgili izleyiciler. Ve şimdi de hücuma çıkıyor. Dönegül Bozdağ'ın kaptığı top. Şut ve gol. Dönegül Bozdağ. Golü de o atıyor. Ekranlarınıza Dönegül geldi. Dönegül Bozdağ. 50 kez milli orta oyun kurucu. Bütün oyuncular neredeyse her iki takımda da hem kendi milli takımlarında hem de Türk oyuncular. Bizim milli takımımızda millilik sayıları fazla olan oyuncular. Şut ve gol. Mükemmel gol. Da Silva. Böhmek attı topu. Nefis bir pas arası. Danimarkalı oyuncu Simone Böhme'den. Alona kenarda, Monika oyunda. Konyaaltı Belediyespor'da. Ceren Demirçelen. Arkasında Serpil İskenderoğlu. Simone Böhme. Azenade oyuna giriyor. Böhme, Azenade, Serpil. Şut şansı yaratmaya çalışıyor kendisine Nur Ceren. Bir pasta Azenade ve gol. Azenade. O da durdurulması çok zor bir oyuncu. Beşinci golünü kaydetti spor kulübünde. Angolalı oyuncu ve kaptırılan top. Gole gidiyor Simone Böhme. Böhme. Serpil İskenderoğlu. Şut ve gol. Monika. Ortada Mona var. Mona Şebba. Mona yükleniyor. Şut ve gol. Mükemmel bir hücum. Ceren Demirçelen. Hadi. Yasemin. Şut ve gol. Yasemin. Yedinci gol. Serpil İskenderoğlu. Mona Şebba. Azenade. Serpil. Serpil ve gol. Serpil atıyor golü. Serpil İskender var. Az önce attığı golle durumu 25-22 yaptı. Serpil. Şebba. Azenade. 10 dakikayı geride bıraktık. İkinci yarıda. Şebba. Şut şansı. Böhme faul. Faul yapan Cansu. Şimdi Şebba. Serpil. Azenade. Serpil. Zorluyor. Azenade ve gol. Azenade. Yasemin'le paslaştı. Monika. Alona. Bilge. İyi kapatıyor Yaren. Ama gol. Sıla. Bir kez daha görüntüde. 29-26. Betül Yılmaz uzun bir aradan sonra oyunda. Kastamonu Belediye'de. Serpil. Bir numaralı hücumu işaret ediyor. Serpil İskenderoğlu. Jezić. Azenade. Betül ve şut ve gol. Betül'den geliyor uzun bir aradan sonra gol. Konyaaltı Belediye kaybediyor. Ama çok daha iyi maçlar sergileyeceğinin sinyallerini verdi Konyaaltı Belediye. Son saniyeler, son bir atış Jezić ve maç bitiyor sevgili seyirciler. Sezonun ilk kupasını Kastamonu Belediye Gençlik Spor Kulübü alıyor. 36-31 yeniyor Konyaaltı Belediyespor'u Süper Kupa'da ve onun yanında Sasha Aleksandro Stanikova. Lakabı Sasha. Madalyasını Bilge Öztürk aldı. Şimdi Beyza Nur Türk Yılmaz. Aleksandra Sannikova. Sonrasında Sinem Vatan. Onun ardından Ceylan Aydemir.
Dönegül Bozdoğan madalyasını alıyor. Alona İkneva Rus sol oyun kurucu. Alona hemen yanında Karadağlı Sanya Removiç var. İkinci sezonu sağ oyun kurucu o. Kastamonu Belediye Genç Spor Kulübü'ne. Federasyon Başkanı Uğur Kılıç kupayı takdim ediyor. Dördüncü kez bu büyük kupayı, süper kupayı müzesine götürüyor. Kastamonu Belediye Gençlik Spor Kulübü kupa kaptan Serpil İskenderoğlu'nda. Sezonundan sonra bu sezonda da 2021-2022 sezonunun Süper Kupası'nı da alıyor Kastamonu. Tebrikler Kastamonu Belediye Gençlik Spor Kulübü'ne. Böylece handbolda yeni sezonu bu güzel maçla ve kupa maçıyla açtık. Tabii bunun üzerine konuşmaya devam edelim. Genel olarak Ankara'da nasıl bir hava vardı maçta? Ankara handbola çok aşina. Her iki takımın da seyircisi vardı. Tribün hemen hemen doluydu. 2150 kişi kadar vardı. Sanıyorum handbola ilgiyi gün geçtikçe daha çok artıracağız. Çünkü federasyon olarak hakikaten iyi çalışma yapıyoruz. Gerek sosyal medyada gerek medya iletişimi. İnsanların ilgisi artıyor gün geçtikçe. Milli takımımızda daha başarılı oldukça daha fazla insan handbol takip etmeye ve salonlara gelmeye başlayacak. Dilerseniz milli takımlara geçebiliriz. Bu yaz İslami oyunlarda erkek takımımız gümüş, kadın takımımız altın aldı. Bunu nasıl yorumlarsınız? Dilerseniz sizden başlayalım. Güneşim. Aslında bu hemen bir anda olmuş bir şey değil tabii ki de. Özellikle kadın takımının ilk hedefi Akdeniz oyunlarında başarı elde etmekti. Ama bazı işte sebeplerden dolayı o başarıyı elde edemediler. Fakat daha perçinlenmiş bir takım diyeyim. Akdeniz oyunlarından bu yana kamptalar. Onun için hedefleri bir, çalıştıkları dönemler göz önünde bulundurularak uzun dönemlerdir çalışıyorlar. İslam oyunları aslında Akdeniz oyunlarının bir uzantısı gibi oldu. Ama uluslararası platformda aldığımız ilk altın madalya bizim için çok önemli. Diğerlerinin de habercisi olarak düşünüyorum ben. Ve ilk defa federasyon olarak bu kadar fazla destek alabildiğimiz, bu kadar göz bilinirlik açısından, bu kadar göz önünde ve ulaşabildiğimiz bilgilerine bir dönem oldu. Ben kızların hepsini çok tebrik ediyorum. Gerçekten büyük başarı. Çünkü bu tarz oyunlarda da final heyecanı, bizim final oynamışlığımız plajda falan vardı ama final bambaşka bir şey, madalya maçı bambaşka bir şey, onun tecrübesi de bambaşka bir şey. Biz ülke olarak belki finale kadar çıkabiliyoruz ama final tecrübemiz yok bizim. Biraz daha yavaş yavaş bunun da oluşacağını düşünüyorum. Bunun bütün sporcular üzerinde bir özgüven oluşturduğunu da düşünüyorum ve uzun vadede bize güzel geri dönüşler sağlayacağını düşünüyorum. Erkek tarafına bakacak olursak, erkek maçlarında gümüş madalya kazandık ama erkeklerin grupları da çok birbirine denk takımlardı aslında. Çok güçlü evet. Takımlar vardı. Son 5 yıl Asya şampiyonu olan Katar'la oynadık. Ya son ana kadar mücadele ettiler. Son ana kadar biz de inandık olabileceğine. Bunlar handball'un bugün geldiği noktada büyük başarılar aslında. Güzel başarılar. Ben ilerleyen senelerde daha iyi başarıların başlangıcı olduğunu düşünüyorum. Güzel gelişmeler olduğunu düşünüyorum bunların. Ya iki takım da açıkçası orada gençleştirilmiş kadrolarla yer aldılar. Deneyimli oyuncular vardı elbette ama genç oyuncularla takviye edilmişti. Bu nedenle ikisinin de elde ettiği başarı çok büyük bir başarı. Özellikle erkeklerinkini ben çok önemsiyorum. Çünkü orada hakikaten boş takım diyeyim, boş takım yoktu. Ama kadınlarda daha biraz daha belki handbolu
çok fazla ön plana almayan ülkelerin takımlarıyla da mücadele ettik. Ama kadınlarınki de gerçekten büyük başarıydı. Ve şeyi de söylemeden geçemeyeceğim. Akdeniz oyunları, Akdeniz oyunları öncesi uzun süre kamp, arada kamp, İslam oyunları oyuncularda çok ciddi bir yılgınlık yapar. Güneş daha iyi bilir ama o kadar uzun süre kamp geçiren bir oyuncu orada performansını tam olarak sahaya yansıtmakta zorlanabilir. Hiç öyle bir şey olmadı. Herkes son ana kadar her türlü mücadeleyi gösterdi. Evet, bu daha başlangıç. Önümüzdeki yıllarda çok daha büyük başarıları elde edeceğimize inanıyorum. Siz aslında yorgunluktan bahsettiniz. Tabii çok yoğun bir yaz geçirdik. Süper Kupa'da da milli oyuncularımız vardı. Şimdi erkekler oynayınca onlar orada da milli oyuncularımız olacak. Bu maçı sizce ne kadar etkiledi? Yani Süper Kupa maçında milli oyuncularımız yorgun muydu sizce? Yani ben ikisinin birbirini çok etkileyeceğini düşünmüyorum aslında psikolojik olarak. Çünkü ikisi çok farklı şeyler, ikisinin motivasyonları çok farklı. İslam oyunlarında bu kadar uzun bir kamp döneminin sonunda kızların hepsi çok istekliydi. Tabii. Erkek takımı da aynı derecede çok isteklilerdi. Ama onu orada bitirip artık o profesyonelliğe sahip olduğunu düşünüyorum sporcularımızın. Tabii ki de fiziksel bazı yorgunlukları mutlaka olacaktır ama bunu iyi bir planlamayla antrenörlerimizin de dikkate alıp atlattığını ve bu dönemi öyle geçirebildiklerine inanıyorum. Çünkü izlediğimiz maçta örneğin mesela Yasemin bence maçta inanılmazdı gerçekten. Orta oyun kurucu, aslında Yasemin sol kanat normalde ama orta oyun kurucu olmuş yani. Hem performans olarak, hem kondisyon olarak, hem atletizm olarak, hem de oyunu okuma becerisi olarak oyunu çok erken çözdü, oyuna çok müdahale etti. O açıdan mesela o da milli takımda iki turnuvada da yer almıştı. Öyle bir performans değerlendirmesi yaparsak çok etkilediğini düşünüyorum açıkçası. Ya oyuncular açısından performans olarak bir şey etkilememiştir ama takım için bence o oyuncuların olmaması sorun yaratıyor. Çünkü 6 hafta gibi bir hazırlık dönemi yaklaşık 3 hafta 4 hafta onlar olmadan çalıştılar. Onlar daha sonradan katıldı. Bu belki biraz zorluk yaşatmıştır takıma ve oyunculara şahsi olarak. Hem Süper Kupa hem de milli takımlarımızı konuştuk. Dilerseniz biraz federasyona dönelim. Güneş Hanım, burada sizle başlamak istiyorum. Çünkü Sayın Başkan Uğur Kılıç, biz Handball Federasyonu olarak kadınlara pozitif ayrımcılık yapıyoruz diye dile getiriyor sürekli. Siz de kadın kurulu başkanısınız. Bize biraz kadın kurulundan bahsedebilir misiniz? Şöyle, öncelikle benim bildiğim kadarıyla hiçbir federasyonun bir bünyesinde bir kadın kurulu yok. Evet. Bizim federasyonumuzun bu vizyoner bakışı ve pozitif ayrımcılığından dolayı öncelikle federasyonumuza ve başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Kadın kurulu olarak bizim yapmaya çalıştığımız şey, kadınların aslında spora erişiminde ve spora katılımında çok fazla bir eşitsizlik yok. Yaklaşık olarak eşit sayılarda spora katılım gösteriyorlar ama iş yönetimin üst kademelerine çıktığı zaman antrenörlük gibi, menajerlik gibi, idari menajerlik gibi yönetim kademelerine çıkıldığı zaman maalesef ki kadın sayılarında inanılmaz bir düşüş yaşanıyor. Bu da birazcık sporun ataerkil yapısından kaynaklanıyor. Biz kadın kurulu olarak öncelikle Handball Federasyonu'nda bu cinsiyet eşitliğini nasıl sağlayabiliriz? Bizim zaaflarımız nelerdir ve ne ihtiyaçlarımız var? Bunları belirleyerek bu doğrultuda bazı projelere başlatmayı hedefliyoruz. İkinci önceliğimiz kız çocuklarının özellikle spora erişimleri konusunda nelere ihtiyacımız var ve biz bunları ne şekilde destekleyebiliriz? Bunları biraz daha çalışma alanlarımızın öznesi yapmayı planlıyoruz. Üçüncü olarak bizim toplumsal cinsiyet eşitliğini bizim federasyonumuz nasıl karşılıyor ve bu konuda neler yapabiliyoruz? Cinsiyetsiz bir dil kullanabiliyor muyuz? Veya şimdi yönetimimizde %30'a varan bir sayıya ulaşmış olmasına rağmen bu sayı bizler için, kadınlar için hala yeterli değil. Umuyorum tam eşitliği sağlayacağız. Bununla ilgili hiçbir problemimiz yok. Sonuna kadar desteğimiz de var. Bu bağlamda biz kadınlarla ilgili kadın cinsiyetine özel problemlerin neler olduğunu belirleyerek bunları gerekli eğitimlerle, gerekli kurullarla, gerekli organizasyonlarla destekleyerek bu eşitliği sağlamak için çalışmalar yapmayı planlıyoruz. Ama öznemiz tamamen kadın, önceliğimiz kadın, sonra kız çocukları. Çünkü
kadınların spora erişimden sonra yönetimin üst kademelerine geçmeme sebepleri sporculuk hayatında yaşadığı bir takım şeyler. Ve biz o bir takım şeyleri ortadan kaldırabilmek adına bazı projeler gerçekleştirmeyi planlıyoruz. Hatta şu an öncelikli olarak donanımlı kadın yöneticileri bizim Handball Federasyonumuza, camiamıza katabilmek adına bir Equability adını verdiğimiz bir Erasmus projesine başvurduk. Bu önümüzdeki ayda bunun sonuçlanmasını bekliyoruz. Çok güzel bir proje. Bu çerçevede biz kadın çalışmalarımızı yürütüyoruz. Burak Bey, o zaman size dönelim. Sizden de Türkiye Handball Federasyonu'nun sponsorlukları ve medya iletişimiyle bir bilgi alabiliriz. Çalışmalar nasıl sürüyor? Liglerin yeni sosyal medya hesapları açıldı mesela. Onlarla ilgili bilgi alabilirsem sizden. Ekim'de federasyon, yeni federasyon göreve geldikten sonra daha önce olmadığı kadar medyaya, sosyal medyaya ve sponsorluk çalışmalarına önem verdiğini görüyoruz. Medya çok çok önemli. Ama medyanın önemli olduğu kadar sosyal medya da önemli. Şu anda sosyal medya hesaplarımız Twitter, YouTube, Facebook, Instagram, hatta TikTok'ta var. Ve ayrıca lig içinde ayrı hesaplarımız var. Günde birkaç tane, bazı günler onu geçen postlar atabiliyoruz oraya. Şu anda takipçi sayılarımız çok iyi veya ilk başladığımıza göre çok iyi. Daha da gelişecek. Bunları geliştirmek için bütün çalışmaları, bütün eforu sarf ediyoruz. Ajansımızla birlikte sosyal medyanın Türkiye Handball Federasyonu için yaşayan bir mecra olması için çaba gösteriyoruz. Hatta yayına girmeden önce Habire sosyal medya ajansıyla mesajlaşıyordum. Şu anda bile sosyal medya bir yeni post atmıştır. Bunun dışında medya departmanı olarak yine aynı şekilde hiç olmadığı kadar çok çalışıyoruz. Çünkü daha önceki dönemlerde medya ile ilgilenen hiç kimse yokken şu anda bütün maçlardan önce sonra basın bülteni atıyoruz. Fotoğraf servisi yapıyoruz basına ve bunun karşılığında yavaş yavaş görmeye başladık. Önceki yıllardaki medya sonuçlarına göre ciddi anlamda artırdık medya görünürlüğünü. Gün geçtikçe de artacağını düşünüyorum. O zaman ilk bölümü tamamladık. Kısa bir reklam arası verelim. İkinci bölümde tekrar devam edeceğiz. İkinci kısımda Stüdyo Netball'da devam ediyoruz. Tabii bağlantılarımız olacak. Hemen ilk bağlantımızla başlayalım dilerseniz. Beykoz Belediyespor Baş Antrenörü Mesut Ilgın bizlerle. Hoş geldin koç. Merhabalar, iyi günler, hoş bulduk. Teşekkürler. Koç, 9 Eylül Cuma günü bir Süper Kupa finaliyle sezonu açıyorsunuz. Neler söylemek istersiniz? Evet, çok zor bir maç bizi bekliyor. İlk maçlar hep zor olur. Bir süper kupayla başlamak ayrı bir stres gibi görüntüde. İki aydır bu maça hazırlanıyoruz. Çok zor da bir süreç geçirdik. Bir takımda olan sporculardan dolayı bir arada olamadık. Aynı şekilde Beşiktaş da bildiğim kadarıyla öyle. İki taraftan da böyle hazırlık süreci pek sağlıklı geçmedi. O yüzden mükemmel bir ekipman olmayabilir sağda ama mükemmel bir mücadele izleteceğimize inanıyorum. Takımın genel atmosferi nasıl? Şu an hazırlıklar nasıl devam ediyor? İşte dediğim gibi Eskişehir'de Yılı Seri'de turnuvasına katıldık. Orası bize bayağı eksiklerimizi gibi bir fırsatı verdi. Fakat dediğim gibi 4 tane oyun kurucumuz kaybettik gibi. 2 tane sakat, 2 tane transfer oldu. Yerlerine de 3 tane yeni oyun kurucu aldık. Şimdi bunların oyun süreci çok sıkıntıya sokuyor biz açıkçası. Bunu da böyle
3-4 maç sonra ligde herhalde sıkıntıyı atlatacağız gibi geliyor ama zor olacak. Sayın Yıldız, bu sezon için hedefleriniz neler? Hem takım olarak hem bireysel de olabilir. Neler söylemek istersiniz? Açıkçası biz her zaman şampiyonluk paralısıyla çıkıyoruz diyorlar. Geçen sene de Türkiye Kupası'nı aldık. Yani artık bu ligin iddialı ekiplerinden biri olduğumuzun ispatıydı bu zaten. Bundan sonra da Beykoz Belediyesi her zaman yukarıları hedefleyen, şampiyonluk olmaz olur ama hedef her zaman şampiyonluk olacaktır bizim için. Teşekkürler Sayın Ilgın bağlandığınız için. Evet, hocamızı dinledik. Neler söylemek istersiniz? Ya Beykoz geçen sezon ilk kez bir kupa kazandı. Çok heveslerdi. Bu kazandıkları kupanın önümüzdeki yıllar için onlara bir motivasyon sağlayacağını düşünüyorum. Ve hedeflerini gittikçe daha yukarıya koyacaklarını düşünüyorum. Ama aslında hedefleri hep şampiyonluk. Şampiyonluğu son maça, son haftalara kadar taşıyorlardı ama hep kaptırıyorlardı. Bu sene belki onlar için bir ilk gerçekleşebilir ve ligi de şampiyon bitirebilirler. Bakalım göreceğiz. Siz neler söylemek istersiniz? Beykoz Süper Lig'e, Süper Lig'de mücadele etmeye başladığından beri hep iddialıydı. En başından beri. Ama bu son iki senedir bunu kupayla da hem de ligi bitirme derecesiyle de pekiştirmiş oldu aslında. Bu sene de iki takımda da aslında çok değişiklikler var. Gençleşen oyuncular var, gidenler var, gelenler var. Ya şanslı ikisi de çok ortada aslında. Mesut Hoca'nın da söylediği gibi yani belki handball olarak çok istedikleri handbolu şu an oynayamayacaklar. Çünkü hazırlık sezonları biraz erkek takımlarının son dakikaya kaldı. O yüzden belki biraz zamana ihtiyaçları var ama mücadele konusunda ben de eminim yani sonuna kadar iki takım da mücadele edecektir. Yani aynı şey Beşiktaş için de geçerli. Beşiktaş hemen de hemen aynı sürede hazırlık yaptılar ve ikisinin de milli takımda olan oyuncuları yoktu. Şartlar eşit. Şimdi bir bağlantımız daha var Beşiktaş demişken. Beşiktaş Yurtbay Seramik baş antrenörü Korer Koral bizimle olacak. Hocam hoş geldiniz. Merhaba. Ağza. Merhaba, hoş bulduk. Merhabalar. Selamlar. Hoş geldiniz, teşekkürler. Cuma günü Beşiktaş olarak Beykoz Belediyesi ile bir Süper Kupa finaline çıkacaksınız ve sezonu açacaksınız. Neler söylemek istersiniz? Evet. Öncelikle bu sezon açılış maçının Süper Kupa ile olması tüm her hocamızın hayırlı olsun. Herkese sakatlıksız. Sağlıkla dolu, başarılarla dolu, iyi handball oynanan maçlar diliyorum sezon boyunca. Tabii ki Beşiktaş olarak biz her maçımıza iddialı olarak çıkıyoruz. Kazanmak için çıkıyoruz. Ama bu sene milli takımın araları, daha doğrusu ara vermemesi çalışmalarına sebebiyle her iki takım içinde bir dezavantaj oluştu. O dezavantajın etkisiyle belki oynanan handball'da bazı aksamalar teknik anlamda olabilir. Ama sonuçta Beykoz'da geçen sene defalarca maç yaptığımız, sen hazırlıkken bir isim maçlarda çok zevkle hem oynadığımız bir takım. Oyununu beğendiğim bir takım. Onlara karşı Süper Kupa maçında oynamak bizim için zevk olacak. Hocam tabii Süper Kupa ile başlıyoruz. Takımın genel atmosferi nasıl? Evet. Hazırlıklar nasıl geçti? Biz sezonu kapattıktan sonra 18 Temmuz itibariyle yeni sezon başladık. Başladığımızda davet ettiğim genç oyuncularla beraber 8 kişiydik. Oyuncularımızın yarısı, hatta yarısından fazlası. Çünkü U20'ye, U18'e de oyuncu veriyoruz. Oraya giden oyuncularla birlikte 10 oyuncumuz milli takım kamplarındaydı. 18 Temmuz ama ne yazık ki eksik olarak başladık. Sadece 8 oyuncuyla, genç takımdan çağırıp oyuncularla beraber başlangıcı yaptık. Çünkü İstanbul Üniversitesi oyunları vardı. İlk takımda çok sayıda olduğunda bu çalışmaları sağlıklı bitemedik. Ancak oyuncularımız şu oyunlarda ben bir performans gösterdik ilk takımımızda. Onları da tebrik ediyorum burada. Tabii ki bu anlamda
eksikliklerimiz var ama süreç içinde kapatacağımızı düşünüyoruz. Süper Kupa maçında da bu eksikliklerimiz var. İyi şekilde temsil edip Beykoz'da güzel bir final maçı izleteceğiz diye düşünüyorum. Hocam katıldığınız için çok teşekkür ederiz. Şimdiden başarılar diliyoruz. Sağ olun. Ben teşekkür ediyorum herkese. Sağlıklar diliyorum. Evet, hocamızı dinledik. Beşiktaş da sezona açılışını yapıyor. Neler söylersiniz? Beşiktaş Yurtbay Seramik favori. Ve bu son 10-12 yıldır böyle. Beşiktaş'ın ağırlığını koymasını bekliyorum ama Beykoz'un da ondan aşağı kalmayacağını düşünüyorum. Demin söylediğim gibi ortada bir maç. Daha az hata yapan kupayı kazanacak. Şimdi Burak abi favori diyor ama belki bu sene değişebilir favoriler. Hiç belli olmaz. Az önce de iki antrenörün de söylediği gibi hazırlık sezonları çok verimli geçmedi. Milli takım müsabakaları, başka sebepleri de olabilir. Bu Süper Kupa'nın ligin başında oynanması onlar için hem avantaj hem dezavantaj. Bir taraftan tam hazır değilken oynayacaklar bu maçları. Başka sakatlık riskleri gibi veya takım tam olarak hazır olmadan başlamanın vermiş olduğu bir motivasyonsuzluk yaşayabilir takım. Ama onun dışında kendi eksiklerini görmeleri açısından ligin uzun vadede, ligin geleceği açısından bu maçlar onlar için çok avantajlı olduğunu düşünüyorum. İki takım arasındaki Süper Kupa maçı özelinde de ben favorinin her an değişebileceğini düşünüyorum. Çünkü dediğimiz gibi bu sene takımlar çok ortada. Erkek takımları diğer Süper Kupa dışında, lig içerisinde de takımlar birbirine çok denk görünüyor bu sene. Bu sene daha iyi mücadeleler izleyeceğimizi düşünüyorum. Yani Kadınlar Ligi'nde iki farklı gruptan bahsedebiliriz, üsttekiler ve alttakiler diye, evet. Ama Erkekler Ligi'nde o kadar keskin geçişler olmayacağını düşünüyorum. İlk 6-7 takımın eşit şansı biraz daha fazla var. Ondan bu sene hakikaten çok çekişmeli geçmesi bekliyorum Erkekler Süper Ligi'nin. Aslında geçen sezon bunun emarelerini almıştık. Ben geçen sezon Sakarya'da düzenlenen dörtlü finalde oradaydım. Gerçekten bütün maçlar çok çetin geçmişti. Tabii genel olarak sezonda en verimli kadroya veya en büyük kadroya sahip olan takım kim? Oyuncu verimliliği açısından sizce kadınlarda, erkeklerde? Yani kadınlarda Kastamonu öncelikle geliyor. Çünkü Kastamonu hemen hemen her pozisyon için iki tane A sınıf oyuncusu var. Hatta bazı pozisyonlarda üç tane iyi oyuncusu var. Ve bunun normal olduğunu düşünüyorum. Çünkü Şampiyonlar Ligi'nde çok zor bir fikstür var. Çok yoğun bir fikstür var. Bunu iyi oynayabilmesi için geniş bir kadro yapması gerekiyordu. Konyaaltı Belediyesi çok iyi bir, çok güzel bir kadro kurdu. Bazı eksikleri var ama onlar da başlarında da son derece tecrübeli bir antrenör. Ligi çok çok iyi tanıyan bir antrenör. Kastamonu Belediyesi. Onun dışındaki takımların hemen hemen eşit şansı olduğunu düşünüyorum. Bazıları dışında. Kastamonu antrenörü Süper Kupa maçından evvel basın toplantısında bir söz söylemişti. Onu ben çok iyi hatırlıyorum. Üstteki takımların alttakiyle yapacağı maçların sonucu şampiyonluğu etkileyecek demişti. Zayıf takımlarla oynayacağımız maçların sonuçları etkileyecek demişti. Buna ben sonuna kadar katılıyorum. O maçların sonucu şampiyonu belli edecek. Erkekler Ligi'ne gelirsek hakikaten birden fazla şampiyonluk adayı var. Beşiktaş, Beykoz, Sakarya Büyükşehir Belediyesi bu sene Süper Lig'e çıkmasına rağmen çok çok iyi bir kadro kurdu. Spor Toto her daim iddialı. Onun dışında İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin az da olsa şansı var. Böyle şampiyonluk adayı takımları çoğaltmak mümkün. Demin söylediğim gibi Erkekler Süper Ligi'nin hakikaten çekişmeli geçeceğini ve ikinci devrenin başında kopmalara göre kimin daha favori olduğunu söyleyebileceğimizi düşünüyorum. Erkekler Süper Ligi'nde bu sezon yeni bir takım daha var. Ülkemizin köklü kulüplerinden Ankara Gücü, evet, lige eklendi. Bunun için neler söylersiniz? Ankara Gücü Mamak Belediyesi ile birleşti. İsmini de ona göre değiştirdi. MK Ankara Gücü Mamak Belediyesi olarak ve Ankara Gücü'nün logosunu kullanmaya başladı.
Uğur Başkan'ın hep söylediği bir şey vardı. Camia kulüplerini handball'un içine katmak. Ankara Gücü her ne kadar daha önceki yıllarda Süper Lig'de yer almışsa da son birkaç yıldır Ankara Gücü yoktu. Çok iyi görüyorum bunu. İnşallah kalıcı olur. İnşallah Ankara'nın gücünü gösterebilir. Sizden de alabilirim düşüncelerinizi. Başka bir branşla özdeşleşmiş isimlerin de handball branşına yatırım yapıyor olması bizim için güzel bir şey. Ve Ankara Gücü'nün kendi özelinde farklı bir spor kültürü var zaten. Bence handball için çok güzel bir ilk adım oldu. İnşallah diğer spor kültürünün içerisinde bulunan diğer büyük kulüpleri de bir başlangıç olur. Ben çok başarılı buluyorum. Ya bu... isim vererek söyleyelim istersen. Galatasaray ve Fenerbahçe'nin evet, yani de... Galatasaray, Fenerbahçe'nin hem kadın hem erkek branşlarında desteklerini istiyoruz ki handball bence bunu sonuna kadar hak ediyor. Tabii. Gerçekten. Biz bunu geçen haftaki bölümde Sayın Uğur Kılıç'la da konuşmuştuk. Siz nasıl bakıyorsunuz? Yani sizce olacak mı? Yani olması gerekiyor. O branş, diğer branşlarda varlarsa handbolda neden yoklar? Hep o soru aklımda. Çünkü hepsi voleybolda, hepsi basketbolda. Her türlü branşta o üçlü mücadele, üçlü rekabet var. Handbolda da olması son derece iyi bir şey. Çünkü Beşiktaş burada yalnız. Beşiktaş'ın yanında Fenerbahçe'yi ve Galatasaray'ı da görmek istiyoruz. Ama sadece Fenerbahçe, Galatasaray değil, bütün köklü kulüplerin, bütün geçmişi olan camia kulüplerinin de burada yer alması gerekiyor. Mesela İzmir'de Göztepe'nin bir takımı var. Birincilikte mücadele ediyor. İzmir'in daha köklü takımları var. Altay, Karşıyaka. Onların da olması gerektiğini düşünüyorum. Şimdi bir bağlantımız daha var. Şampiyon Kastamonu Belediyespor'un kaptanı Serpil İskenderoğlu bizlerle. Merhaba herkese. İyi yayınlar dilerim. Merhabalar kaptan. Sezonu Süper Kupa şampiyonluğuyla açtınız. Neler söylemek istersiniz? Evet, çok mutluyuz ve gururluyuz bu konuda. Çünkü sezonu bu şekilde açmak bizim için çok ayrı bir motivasyon oluyor. Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasına girmeden önce böyle bir kupayla açmış olmak bizim hırsımızı, azmimizi daha tetikliyor diyebilirim. Hem Türkiye Ligi için hem de Avrupa için bu sezon hedefler neler? Biraz bahseder misin bize? Şimdi Kastamonu Belediyesi olarak her sene Türkiye Handbol Federasyonu bize verebileceği bütün kupalara talibiz. Her zamanki gibi. Şampiyonlar Ligi'nde de geçen sene daha az tecrübeli bir takımdık. Bu sene de Şampiyonlar Ligi'nde ikinci senemiz olmasına rağmen hala bir eksikliklerimiz var ama onları bu sene gruptan çıkarak daha böyle Türk handbolüne gururla bakmalarını sağlamak istiyoruz açıkçası. Şampiyonlar Ligi'nde Türkiye'yi, Türk handbolünü en iyi şekilde temsil edip gruplardan çıkıp gidebildiğimiz yere kadar gitmek istiyoruz. Bu sezon tabii çok yoğun bir sezon olacak sizler için. Hazırlıklar nasıldı, nasıl geçti? Şu an takımda atmosfer nasıl? 15 Temmuz'da başladık çalışmalarımıza takım olarak. Ama Türkiye Handbol mil takımına giden arkadaşlarımız vardı. Onlar biraz geç katıldılar. Yaklaşık 3 haftadır, 2-3 haftadır hep birlikte bir takım atmosferi içinde çalışmalar yapıyoruz. Önümüzdeki sezonda çalışmalarımız çok yoğun oluyor. Çünkü geçen sezona bakarsak yolculuklar, Şampiyonlar Ligi maçları başladıktan sonra ki 10 Eylül'de yani bu hafta cumartesi günü başlıyoruz Şampiyonlar Ligi'ne. Aynı anda Türkiye Ligi de başlıyor. Türk Ligi, Şampiyonlar Ligi aralarda her hafta bir hafta deplasman, bir hafta evimizde oynuyoruz ama Kastamonu'da takdir edersiniz ki Kastamonu'dan yurt dışına gidiş geliş trafik yollar çok zor yolculuklarımız oluyor. O yüzden çok yoğun bir program bizi bekliyor. Ama tabii takım olarak buna hazırız. Çünkü Şampiyonlar Ligi'nde başarılı olup adımızı duyurmak istiyoruz. Türkiye'ye güzel başarılar getirmek istiyoruz. Kaptan, tabii şu an iki tane önemli konuğum var stüdyoda. Sayın Güneş Viter ve Sayın Burak Tezcan. Söylemek istediğiniz bir şey var mı?
Benim söylemek istediğim bir şey var Serpil'e. Öncelikle başarınızdan dolayı tebrik ediyorum ve Şampiyonlar Ligi'nde size başarılar diliyorum. Çok teşekkür ederim. Serpil'le özel olarak bir konuşma yapmıştık. Antrenörlüğe mi geçsen artık diye. Ama bu maç bana gösterdi ki Serpil senin biraz daha oynaman lazımmış herhalde. Çünkü yani... maç içerisinde de az önce bahsetmek istedim ama fırsat olmadı. Serpil oyuna girene kadar böyle bir daha hani demiştik ya biraz daha yolları var, biraz daha birbirlerini tanımaları gerekiyor. Serpil oyuna girdikten sonra o oyunu çözen isim oldu aslında. O yüzden Serpil'in özelinde diğer yurt dışında oynayan arkadaşlarım için de aynı şeyi söyleyeceğim. Ülkemizi böyle uluslararası alanlarda temsil etmiş, Avrupa'da spor Avrupa'da oynamış, oraları tecrübe etmiş sporcuların gelip ülkemize yaptığı katkılar, mesela Serpil'in Kastamonu'nda handbolu getirdiği yerdeki katkısı yadsınamaz. Bunun için de ayrıca teşekkür ediyorum. En azından farklı bir vizyon, farklı bir bakış açısı handbola kattıkları için de ayrıca teşekkür ediyorum. Onların kalıcı hale dönüşmesi için sporculuktan sonra antrenör olarak da devam etmesini temenni ediyorum. Güneş'im çok teşekkür ediyorum, çok sağ ol. Beraber oynadığımız yıllarda da biliyorsun hep hedeflerimiz büyük oldu. Aynı şekilde benim antrenörlüğe geçiş yapmam, aslında bu sene yapmayı istiyordum, düşünüyordum. Ama bir sene daha Şampiyonlar Ligi'nde oynayayım. Sonuçta sporculuk hayatımızda biliyorsun bir sene daha oynayayım, bir sene daha oynayayım diye geçiyor. Ama Türk Handbolu'na daha da hizmetler vermek istiyorum. Antrenör olarak ne şekilde olursa olsun handbolun bir ucunda olmak istiyorum. Umarım Türk Handbolu'nu hep beraber böyle ucundan hepimiz bir yerinden tutarak bir yerlere getirebiliriz. Ama oyunculuk açısından dersen artık bu son sene olacak diye tahmin ediyorum. Çünkü gerçekten Şampiyonlar Ligi ile beraber, Türk Ligi'ni beraber götürmek 40 yaşında çok zor oluyor. Takdir edersin ki artık bu sene son senemi oynuyorum diye düşünüyorum. Çok güzel bir sene olsun. Bütün hedeflerinize kavuşun inşallah senin için. İnşallah, güzel bir bitiriş olsun o zaman. Teşekkür ederim. Çok sağ ol. Serpil, ben sana bir şey sormak istiyorum. İyi akşamlar önce. Merhabalar. Merhaba, merhaba. Bu seneki yabancı oyuncular geçen senekilere göre daha mı uyumlu takımla? Sen içeriden biri olarak ne diyorsun? Aslında geçen seneki oyuncularımız da Şampiyonlar Ligi tecrübesi yüksek olan ve kendi ülkelerinin en iyi oyuncularıydı. Ama bir uyumlu sağlayamadık. Belki antrenörle oyuncular bir anlaşmazlık oldu. Belki o uyum birbirine pek tutmadı diyeyim. Ama bu sene biliyorsunuz antrenörümüz de yeni Danimarkalı Klaus'la çalışıyoruz. Klaus Mogensen'le çalışıyoruz. O da bize böyle Danimarka stilini biraz o şeyleri katmaya çalışıyor. Diğer gelen yabancı oyuncularımız da yine aynı şekilde Şampiyonlar Ligi tecrübesi olan ve çok iyi yetenekli sporcular geldi. Ben bu sene onlardan güzel verim alabileceğimizi düşünüyorum. Çok teşekkür ederim. Antrenörlüğe geçiş yapmanı ben de düşünüyorum ama zaten geçen sene başlamıştın antrenörlüğe kupalı bir antrenör olarak. Önümüzdeki senelerde daha büyük başarılar bekleyelim. Teşekkür ediyorum. Burak abicim çok sağ ol. Desteklerinizi hiç unutmayacağım. Çok 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 teşekkür ederim. Kaptan, yayınımıza katıldığın için çok teşekkür ederiz ve tebrik ederiz Süper Kupa finali için. Başarılarınızın devamını dileriz. Ben teşekkür ediyorum. Çok çok sağ olun. İyi yayınlar diliyorum. Umarım Türk Handbolu'nu hep beraber güzel yerlere getiririz. Teşekkürler. Sağ olun. Hoşçakalın. Evet, kaptanımızı dinledik. Sizler de sorularınızı sordunuz. Yine de bir yorumlamak isterim tabii kaptanın yaptığı açıklamanın. Bir kere şimdi bireysel olarak da tanıdığım için Türk Handbol adına güzel şeyler bunlar aslında. Ben biraz daha böyle Kastamonu'nun şu anda geldiği yerden ziyade daha öncesine bakarak az önce de bahsettiğim gibi yurt dışı deneyimleri daha yüksek olan oyuncuların ülkemize belli vizyonları, bazı misyonlarla gelmesi gerektiğini düşünüyorum. Yeliz gibi, Yeliz Özel gibi, Yeliz Yılmaz gibi, Serpil İskenderoğlu gibi bizim jenerasyonun sporcuları aslında bunu çok güzel yaptılar. Kastamonu özelinde soyunma odasından tutun da formalarının görünüşüne kadar bir değişikliğe uğradı aslında. Bunların hepsi başarıyı getiren ufak ufak birleşenlerden bir tanesi.
Ben bu açıdan bu tarz sporcuların, yüksek hedefleri olan sporcuların her zaman bir şekilde handbolun içerisinde olması gerektiğine inanıyorum. Serpil Özel'in de antrenör olması konusunda çok ısrarcıyım gerçekten. Ama Şampiyonlar Ligi'nde de bu sene çok farklı bir handbol oynamaya çalışıyorlar gördüğümüz kadarıyla. Bir maç bunun bir kriteri olamaz ama bütün sezona yayıldığında daha çok oyun kurucuları, o şuta sokan, daha hızlı oynayan, biraz daha hem aktif hem de daha agresif oynayan taraf olmaya çalışıyorlar. E tabii Şampiyonlar Ligi çok zor bir lig. Aynı zamanda ligi birlikte devam ettirmek de çok zor. Bunun için çok geniş bir kadroya ihtiyaç var. Belki şu an ellerinde geniş bir kadro var gibi görünse de bazen bu bile yeterli olmayacak. Çünkü iki günde bir ya da üç günde bir maçı oynayacaklar. Hedef lig maçları belki çakışacak önemli maçlarıyla. Belki ligi ikinci plana atmak zorunda kalacaklar. Çünkü orası uluslararası bir arena ve bizim ülke olarak uluslararası arenada bir başarıya ihtiyacımız var. Şu anki hedefleri ilk altıya kalmak. Bunu da başarabileceklerine inanıyorum. Güzel bir takım bence. Hem tecrübeli oyuncuları var, o kültürü iyi bilen oyuncuları var. Hem de yeni gelen oyuncuların da uyumlu olduğunu düşünüyorum. Ben daha uyumlu olduğunu düşünüyorum bu sene izlediğim kadarıyla. Tabii daha ilerisini daha ilerideki maçlarda göreceğiz ama ben umut ediyorum ki başarılı bir sezon olacak onlar için bu sene. Yani 6 tane oyuncusu 6 farklı ülkeden. Evet. Bunun avantajları da var, dezavantajları da var ama en büyük avantajı çok fazla oyuncu aynı ülkeden olduğunda, birisinde kötü bir şey olduğunda bütün oyuncular çok kötü etkileniyordu. Şimdi daha dengeli bir dağılım var. Ben 6 tane yabancıda kalacağını düşünmüyorum Kastamonu Belediyesi'nin. İyi başlarsa eğer Şampiyonlar Ligi maçlarını kadroya tekrar takviye yapabileceklerini düşünüyorum. Evet, yavaş yavaş programımızın tabii sonuna geliyoruz. Ben Sayın Güneş Viter'e ve Sayın Burak Tezcan'a teşekkür ediyorum. Sizlerin son olarak söylemek istediğiniz bir şey var mı? Bu hafta ligler başlıyor. Öncelikle bütün takımlara başarılar demek istiyorum. Sakatlıksız bir sezon geçirmelerini istiyorum. Kastamonu Belediyesi'nin 10 Eylül'de Buduçnost'la maçı var. Onları da ayrıca başarılar diliyorum Şampiyonlar Ligi'nde. Ve bir tane takımımız daha, İzmir Büyükşehir Belediyesi erkek takımı, yine Çek Cumhuriyeti'nde Robe Zubvi ile oynayacak. İki maçta orada. İki maç orada olmasına rağmen oradan takımımızın galibiyetle döneceğini ve tur atlayacağını görmek istiyorum. Onlara da başarılar burada. Ben de öncelikle Kastamonu'nun bu başarısından dolayı tebrik ediyorum kendilerini. Beşiktaş'a ve Beykoz Belediyesi'ne de başarılar diliyorum oynayacakları Süper Kupa maçında. Ayrıca ligler için bütün takımlarımıza başarılar ve sakatlıksız bir sezon diliyorum. Avrupa Kupası'nda ve Şampiyonlar Ligi'nde ülkemizi temsil edecek takımlara da başarılar diliyorum. Sizlere de çok teşekkür ediyorum bu yayın için. Ben tekrardan teşekkür ediyorum sizlere geldiğiniz için. Ben Efe Emanlar, Sütun Handball'un ikinci bölümünde sizlerleydik. Bir sonraki programa kadar kendinize iyi bakın, handball'la kalın.